Aman işte kötü evlilik. Kız da beter oldu, annesi de. Zülal bir bebeğiyle eve döndü ha. Senin yaşındadır, akrasınız herhalde. Tanıyorum Nazire teyze. Aynı ilkokula gitmiştik biz Zülal'le. Aşık oldum dedi. Gitti. Hayırsızın biriyle evlendi. O zaman gözünün önünde olan Cevher'i de göremedi. Bizim tuhafiyecinin oğlu vardı ya Kasım. Hatırladın mı? Hı hı. Sevdalıydı ona. İstetti. Bizimki istemedi. Aman. Demem o ki. Senin sevdiğinle değil. Seni sevenle evleneceksin ki mutlu olasın. Kıymetini bilsin sen. Hah, geldik ya işte. Uzun. Allah razı olsun. Buraya kadar taşıdın, hakkını helal et ha. Ne demek Nazire teyze? Ters taraftan bineceksin. Aynı dolmuşlar. Yalnız dikkat et, dolmuşlar vızır vızır ha. Tamam, merak etme Nazire teyze. Kolay gelsin. Sağ ol. Nazire teyze gelmiş. Dur ben kapıyı açayım. Kendi açar canım. Ay, ben açardım kuzum da anahtarı bulamadım. Olsun Nazire teyze. Annemler ablama gitmişler, evde yoklar. Dur ben sana yardım edeyim. Tek başına mı taşıdın? Nasıl uçun bunları? Beni arasaydın keşke. Yardım ederdim sana. Ay yok. Bizim mahalleden bir kızcağız yardım etti. Domates püresi yaptım. Kışlık. Birkaç kavanoz da buraya getirdim. Nereye Feride? Cüneyt'le konuşmayayım diye beni burada mı bekliyorsun Selim? Ama buna engel olamazsın. Şimdi konuşacağım. Feride, önce beni bir dinle. Seni dinleyemem Selim. Ya sen ne biçim insansın ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hiçbir şey bilmiyorsun. Neyi bileceğim? Sen resmen hırsızlık yaptın. Ya başka çarem yoktu. Ne olursa olsun bunu yapamazsın Selim. Senden bunu hiç beklemezdim. Ya bir kere de neden yaptın diye sor be Feride. Soramam. Hırsızlığın nedeni olmaz Selim. Sence bu yaptığımın iyi bir nedeni olamaz mı? Bu ne demek şimdi? Gel benimle anlarsın. Gelemem. Cüneyt bekliyor. Feride, gel dedim. Lütfen. Antalya'daki diğer otellerin konseptine baktım. Bu otelin mimarisi çok modern. Planlardan anladığım kadarıyla da geniş alanlar yok. O yüzden sade mobilyalar kullanmalıyız. Böyle ferah renkler. Ben birkaç renk çıkardım. Bence bunlar arasından seçebiliriz. Evet, haklısın. Bir yere mi gideceksin? Yo. Feride gelecekti de. Bırakalım istersen. Hayır. Devam edelim, affedersin. Şu üç renk arasında karar vermeliyiz bence. Bu arada babam seni epey bunaltacak, haberin olsun. Sitem işinde güvenini kazandın. Artık her şeyi sana sorar. Hiç önemli değil. Osman Bey'in güvenini kazandım ya. O bana yeter. Tamam anneciğim. Ben de çok öpüyorum. Onun da selamı var. Görüşürüz. Selamları var. Annemler İtalya'ya Okan'la Yelda'nın düğününe gitmişlerdi. Yelda fotoğraflar atmış da onu anlatıyor. Onlar kimdi? Aşkım basketçi Okan. Yelda da benim liseden sınıf arkadaşım. Hani sarışın, uzun boylu. He, hatırladım. Yelda deyince hatırladın tabii. Saçmalama Handan. Şaka yapıyorum aşkım ya. Bu arada düğün muazzam olmuş. Annem öyle diyor. Aslında fena fikir değil, değil mi? İtalya'da düğün yani. Un kurabiyesi. Sana yaptım. Bakalım beğeneceğim mi? Feride'ninki gibi olmuş mu? Kemal'im. Çok teşekkür ederim. Berat'ı eve taşımışsın ya. Ne demek Nazoş'um? Berat benim kardeşim. Bahar sana neyse ki haber vermiş. Kız başını hayatta taşıyamazdı.
Kemal. Sağ ol. Allah razı olsun. Ha? Lafı bile olmaz. Ne dedi o? Bahar mı dedi? Evet. Bahar kim Kemal? Arkadaşım. Hiçbir şey anlatmıyorsun bana. Hayatında neler oluyor hiç bilmiyorum. Mesela ben Bahar diye birini tanımıyorum. Kim o? Ablacığım. Ablacığım bir dinler misin lütfen? Kader, neyini dinleyeceğim seni? Nasıl söylesenin neyini dinleyeceğim? Doğru bir şey söylemiyorsun ki hiç. Hep yalan söylüyorsun bize. Ya abla söyleyemedim işte. Deneme sınavım kötü geçti deseydim annem ne kadar üzülürdü. Çok mu düşünüyorsun annemi? O zaman oturur adam gibi çalışırsın. İyi notlar alırsın Kader. Sınavım iyi geçti diye yalan söylemezsin. Annemi mutlu etmenin yolu bu değil. Ya abla. Ben de eve kadar taşıdım Berat'ı. Çok sarhoştu. Hepsi bu kadar. Hepsi bu değil Kemal. Ben sana Berat'ı sormuyorum ki. Bahar'ı soruyorum. Söyledim ya Handan. Berat'ın komşusu, mahalleden arkadaşım. Vay. Arkadaşın demek. Artık varoş tiplerle mi takılıyorsun? Handan, terbiyesizlik etme. Sana inanamıyorum Kemal. Benimle olman gereken zamanlarda Berat'lasın. Mahallede mahalle. Şimdi de kalkmış bir varoş gülü için bana bağırıyorsun. Handan, bıktım artık senin bu tavırlarından. İnsanları aşağılamandan, küstahlığından. Ben de senin bu hallerinden bıktım Kemal. Bir tane doğru düzgün vasıflı arkadaşın olmamasından, en yakın arkadaşının varoş bir dolmuş şoför olmasından bıktım. Senin o varoş dediğin insanlar var ya, senin o vasıflı arkadaş senin onların yanına bile yaklaşamaz. Hepsinin sahteliğinden, iki yüzlülüğünden nefret ediyorum, nefret! Oğlum, bir nane limon daha yapayım mı sana? Miden nasıl? Ha? Yok anne, yiyeyim ben. Gerek yok. Bahar iyi akıl edip de Mehmet Kemal'i çağırmış. Yoksa kız başına hayatta taşıyamazdı seni eve. Küfelik olmuşsun. Ne vardı o kadar içecek anlamadım ki. Bir şey yok dedim ya anne. Hayır, Bahar'a karşı da iyi olmamış. Kız düşünür. İleride evlenince bu böyle mi olacak diye. Ya ben olsam düşünürüm oğlum. Ya anne, ben sana demedim mi Bahar konusunu kapat diye, anlamıyor musun? Söyledin ama ben anlamadım herhalde oğlum. Anlat bana. Niye birdenbire Bahar'dan vazgeçtin ha? Niye vazgeçtim biliyor musun? Çünkü Bahar beni istemiyor. Anladın mı? Bahar beni istemiyor. Anne ben Berat'lara gidiyorum. Atkısını götürüp geleceğim. Hem bakayım bir nasıl oldu. Giderken şunu da götürüver. Bu onların tabağı. Biraz da kek koydum. Tamam öyle koy anne. Giderken götürürüm. Selam da söyle. Söylerim. Ay anne. Biliyor musun baban Feride'yi de yemeğe götürmüş. Cüneyt söyledi. Neden götürdü acaba? Canım neden olacak? Bizim ona ne kadar değer verdiğimizi anladı tabii. Bence baban Feride'yi seviyor. Ama belli edemiyor tabii. Sanki bize belli etti de. Adamın sevgi anlayışı böyle. Öyle de. Belki de yaptıklarını telafi etmek için götürdü. Vallahi bana hiç öyle gelmiyor. Sen nasıl oldun? Geçti mi heyheylerin? Ay anne kusura bakma ne olur. Bu aralar biraz hassasım. Bebek meselesi yüzünden. Biliyorum kızım da. Böyle kendini harap ederek hiçbir şeyi değiştiremezsin. Vazgeçmeyeceksin. Umut edeceksin. Haklısın. Oy. Ben bir Feride'ye bakıp geleyim olur mu? Hmm. Bak bak. Kendini kapatmasın. Feride, sen iş ilanlarına mı bakıyorsun? Ya söyleme demiştim Nazire ablaya. Yetiştirdim hemen. Canım söyledi de ben şaka yapıyor sandım. Sen ciddi ciddi iş ilanlarına bakıyorsun.
Evet. Ne oluyor Feride? Nereden çıktı şimdi bu iş aramak filan? Öyle işte Yıldız abla. Hadi bir tanem anlat. Hah, ne oldu? Günaydın Nergis. Günaydın Cüneyt Bey. Nasılsın? İyiyim, siz? Sporumu yaptım, gayet iyiyim. Eylül odasındadır. Otel dosyasının bir çıktısını alabilir miyim? Tabii, hemen. Eylül içinde lütfen. Tabii ki. Sen Eylül'den pek haz etmiyorsun galiba. Yok öyle bir şey. Sen bizim şirket için çok önemlisin. Babamın kıymetlisisin. Herkesin yeri dolar, seninki asla. Aklından çıkarma. Dosyayı odaya getir lütfen. Tamam. Günaydın. Günaydın. Tenisten mi? Evet. Zorlu bir maç oldu. Kim kazandı? Sence? Birkaç görüşmem var. Sonra şu otel işi için görüşürüz. Tamam. Oğlum, burada üşüyeceksin. Hadi içeri gir. İyiyim ben anne. Sen işe gitmiyor musun? Yok. Zühre Hanım'a söyledim. Berat. Belki sen yanlış anlamışsındır ha? Derdini anlatabildin mi kıza? Açıldım anne ben ona. Seni seviyorum dedim. Senden başka kimseyi sevmedim dedim. Daha ne diyeyim? Oğlum, kız kısmı naza çeker kendini. Belki söyleyememiştir, seni seviyorum diyememiştir. Yo, o da beni seviyor. Hem de çok seviyor. Ama abi gibi, kardeş gibi seviyor. Gitti ya senin gözünün feri. Ben gözünün bebeğinden anlarım ya senin dünyanın karardığını. Annem sen bana dedin de ben anlayamadım ki. Bahar'ı çok sevdin sen. Öyle başka sevdin ki. O da seni sever sandım. Ben ne bileyim. Tamam. Bunu bil. Bir daha bu konuyu açma diye söyledim. Sen biliyorsun be, geçmeyen acı yok. Güçlüdür benim oğlum, atlatır bunu. Ya geçmezse? Ya geçmezse anne? Ya bir başkasını severse Bahar? Tamam, beni sevmesin. Ben zaten alıştım buna. Hep böyle olmadı mı? Hep ben sevmedim mi onu? Ama ya benim bakmaya kıyamadığım gözlere bir başkası bakarsa? Ya ellerini başkası tutarsa anne? O zaman ne yaparım ben? Ölürüm. Ölürüm. Keşke daha önceden söyleseydin Selim. Nasıl söylerdim Feride? Bu adamlar çok tehlikeli. Gözlerini kırpmadan adam öldürüyorlar. Paraya mecbur kalmasam ben bu kumaşları çalar mıydım hiç? Yemek yediğim kaba pisler miydim? Mecbur kaldım. Bu çocuğu ölüme terk edemezdim. Böyle hayati bir mesele olmasa sana bunları yaşatır mıydım? Bu iş için sen bana kefil oldun Feride. Kurtulacak mı peki? Kurtulması için her şeyi yapıyorum. Efendim Cüneyt. Feride, seni bekliyorum. Neredesin sen? Gelmeme gerek kalmadı. Sorun çözüldü. Emin misin? Selim'le ilgiliydi. Tamam canım, halloldu. Önemli bir şey değil. Şimdi kapatmam lazım. Peki. Evde görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Selim, ben çok üzgünüm. Bilmiyordum. Merak etme. Maaşımdan artırıp sana bir şekilde borcumu ödeyeceğim. Ben de sana yardım edeceğim.
Eylül. Ben çıkıyorum. Herhangi bir şey var mı? Yok efendim. Peki. Araban yoksa bırakalım seni de. Çok teşekkür ederim efendim. Arabam var. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Nergis. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün iyi hasılat topladık ha. Şimdi bir tur daha atarız. Ondan sonra da bir kenara çekeriz. Zaten trafik de yoktur. 2 dakikada gider geliriz. Olur valla. Muavinlik hiç de fena değilmiş. Ben halimden memnunum. Nerede bu fotoğraf ya? Ne oldu, ne aranıyorsun? Ya güneşlikte bir tane fotoğraf vardı da onu bulamıyorum. Vay, kardeşimizi bu hale getiren hatunun fotoğrafı ha? Ya yok, o değil de. Neyse. Burada bekleyelim. Çünkü buradan mutlaka müşteri çıkıyor. Fenayım diyorsun yani. Yok be oğlum. Böyle müşteri beklerken dinliyoruz işte. Çok acıkmışım dediğinde inanmamıştım. Bir şey kalmış. Çok mu komik gözüküyordum? Yok. Güzeldin. Yani güzelsin. Tamam. Beni sevmesin. Ben zaten alıştım buna. Hep böyle olmadı mı? Hep ben sevmedim mi onu? Ama ya benim bakmaya kıyamadığım gözlere bir başkası bakarsa? Ya ellerini başkası tutarsa anne? O zaman ne yaparım ben? Ölürüm. Ölürüm! Bahar kendine gel. Ya biri görürse? Rahatla biraz. Hem bak güzel haberlerim var sana. Selim Feride'yi kandırmış. Feride Selim'i Cüneyt'e ispiyonlamaktan vazgeçmiş. Üstelik Feride şüphelenmemiş bile. Aptal. Şüphelenmediği gibi Selim gözünde daha da büyümüş Feride'nin. O zaman Selim'in bizim için ne yapacağını öğrenme zamanı geldi. Aynen öyle. Ben birazdan Selim'le konuşurum. Ben çıkıyorum. Seni seviyorum. Selim.
Ne yapıyorsun burada? Hiç. Merak ettim seni. Merak edilecek bir şey yok. Selim'le ilgili bir sorun vardı. Halloldu mu? Önemli bir şey değildi. Hallettik dedim ya. İyi misin sen? İyiyim. Sen olmasan... İyi ki varsın Cüneyt. Sen de iyi ki varsın bir tanem. Bugün rolünü çok iyi oynamışsın. Aferin. Sağ olun Tunç Bey, sayenizde. Şimdi sıra geldi asıl oyunculuk performansını görmeye. Emredin yeter. Feride ile aranı çok iyi tutacaksın. Feride liseden arkadaşıyla çok iyi geçinen, temiz, saf bir kız gibi görünecek. Ama dışarıdan sizi görenler sevgili olduğunuzdan şüphelenecekler. Oyunun sonunda aynı yatakta yakalanacaksınız. Vay güzelmiş. Feride namusu kirlenmiş bir şekilde bu evden ayrılacak. Sen tabii rolünü her zamanki gibi güzel oynayacaksın. Parçalar birleştiğinde Feride'nin ihaneti ortaya çıkacak. Bu oyunda ben de sana yardımcı olacağım. Böylece Feride'nin gerçek yüzünü herkese göstereceğiz. Yaptıklarının karşılığını fazlasıyla alacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık Tunç Bey. Anlaştık.